Şimdi <laughs> birkaç başlık var. Ama. Enflasyon, bugün açıklanan Cumhurbaşkanı'nın evet, evet. açıkladığı zamlar. TÜİK. Şimdi TÜİK ile ilgili dikkatten kaçan bir şey var. Bir kere biz araştırmacıların <laughs> ve Türkiye ile ilgili her anlamda istatistik tespit yapan herkesin ciddi bir kaynağıdır. Senelerdir, on yıllardır bu TÜİK için böyledir. Yani konu sadece enflasyon rakamı değildir. Mesela Türkiye'nin yüzde kaçı kadındır, yüzde kaçı erkektir. Türkiye'nin yüzde kaçı bilmem 25 yaşın altındadır, yüzde kaçı 55 yaş üstüdür gibi tespitleri de yapar TÜİK. İllerin nüfusudur, şudur, budur. Şimdi ihtiyaç oluna, mesela bizim meslekte TÜİK ciddi bir kaynaktır. Biz yaş gruplarını, cinsiyet, köy, kır, eğitim. dağılım, eğitim, meslek dağılımı vesaire. Şimdi... TÜİK'in sıkıntısı şu. TÜİK derdini anlatmıyor ve anlatamadı. TÜİK enflasyonu hesaplarken toplu iğne fiyatını da dahil eder o listeye. Bilmem gömleği de dahil eder. Patatesi de dahil eder. Bunun ortalaması 36 çıkabilir. Çünkü öyle kalemler var ki %10 artmış. <laughs> Ve yüzlerce böyle kalem var. Şimdi mesela toplu yine fiyatı kaç liraydı, kaç lira oldu? Bilen var mı? Yok. Ben de bilmiyorum. Belki o çok artmak büyük bir kısmında ilgilendirmiyor. Ha şimdi Aklım oraya Çok özür diliyorum. Bir bir cümle. Hı. Eğer. Kritik. Gere geldim ama neyse. E, evet. Kemal Bey TÜİK'in kapısına dayandığında TÜİK'in Genel Müdürü deseydi ki kaç olsun Sayın Kemal Bey, kaç istiyorsunuz enflasyon? 160 deseydi bu millet eline sopayı alır CHP genel merkezini basardı. Bu ülkede enflasyon oranında kira artışları var. Yani ya Kemal Bey'e sormayacağız, ins oturacağız. İnsanlar, insanlar bu rakamlar üzerinden... ama müsaade et. Bakın ben Kendisi başka bir yere geldim. zaten. Aslında Şimdi, bir Kemal Bey görüştü. Kemal Bey ile görüşseydi evet, iyi olabilir. O da iyi olur. Şimdi arkadaşlar TÜİK Bravo. on binlerce kalemi hesap edip ortalamasını alarak fiyat artışı yüzdesini açıklar. Tamam mı? Yüzde beş artmış kalem de var şu an, evet. Yani şey, i̇ddia şu ki yüzde iki yüz artmış kalem de var. İddia şu ki o kalemleri tespitinde e, çok artan kalemleri değil de az artan kalemleri esas alıyorlar diye bir genel iddia var. Böyle bir yaklaşım Biliyoruz var Biliyoruz efendim. Ama buna rağmen diyorum ki siz her kalemi on binlerce kalemi fiyat artışıyla hesaplayıp ortaladığınız zaman 36 çıkabilir. Lafı ama bir yere getiriyorum. Problem şurada. İnsanların günlük yaşamında asıl yaşam ihtiyaçları olan toplu iğneye kaç kaç defa ihtiyacınız olur yani? Toplu iğneye örnek diye veriyorum. Ataşı ya da ataş. Ama işte burada orada da şu devreye giriyor. TÜİK konuşmuyor. Asla konuşması lazım. Yani açıklama yapması lazım. Bir ülkede enflasyon hesaplaması yapılırken alınan örneklem neye göre alınıyor? Tamam yani? işte. burada meseleyi yanlış tartışıyoruz. Ya, şimdi şöyle ya, ha ya haklısınız ama bakın Hakan Bey şimdi toplu yine niye var? Ya da duvar e, Ya söyleyeceğim burada söyleyeceğim Zafer Bey. müsaade. gıda fiyatları üzerinden giderseniz sen hani için ama şöyle bir anlam çıkıyor. Ya TÜİK gıda fiyatlarını görmüyor, değil mi? Böyle bir anlam çıkıyor. TÜİK'i getirmeye kaldı hayır, da hayır. Hayır, hayır. Değil. Bir get bir sonuçlandırsın. Evet, buyurun. Dedim Aha. ki 36'nın sebebi bu. Ama dedim orada kaldım. Aması şu. İnsanların günlük yaşamında TÜİ'nin aldığı o binlerce kalem, fiyat artışı ortalamasının çoğu kalemin etkisi ve önemi çok az, yok gibi bir şey. İnsanlar süt, ekmek, et yani ana besin maddeleri ve kılık kıyafet vesaire kira bunlarla yaşıyorlar Tabii. yok e, telefon parası vesaire bunlardaki artış Türkiye'deki reel artış yüzde yüzün üzeridir Hakan Bey beyler yüzün üzeridir bak ya şöyle bir şey var Onur da hatırlatıyor onu bütün ürün gruplarının ve ürünlerin bir kat sayısı var yani mesela toplu iğnenin enflasyona o kat sayı nedeniyle etkisiyle Domatesin etkisi aynı değil. Evet doğru. Ama o kadar on binlerce kalem yani, var ki. matematiksel bir ortalama çok almıyor. Çok iyi anladım ne dediğini. Yani <laughs> kat sayıyla sayıyı, alıyor yani. Bir kısmı anlamamış olabilir arkadaşlar. Belli bir e, kat sayı ya da e, etki gücü de hesaplanıyor. Ya, evet Et, etki gücü. Tamam de. eyvallah. Fakat o kadar on binlerce kalem var ki buna rağmen... Gerçekte yüzde yüz olan günlük kullanımda yüzde yüz olan şeyler her şey ortalayınca 36 çıkıyor. TÜİK dese ki arkadaşlar bütün fiyat artışlarının ortalaması 36'dır. İnsanoğlunun günlük vatandaşın yaşamı için gerekli olan ya da önemli temel, olan. Temel gıda maddeleri diyorsunuz. Gıda maddeleri ne bileyim. Ya Hakan Bey ben şunu şu anlamıyorum. Şimdi dünyada, hmm. yeryüzünde hmm. enflasyon hesaplaması yapmak üzere e, mesela Amerika'nın TÜİK'i, Fransa'nın TÜİK'i ne yapıyor ise bizim hmm. TÜİK'imiz de aynısını yapmıyor mu? Evet, Aynı yapıyor. Standartı yok aynısını mudur yapıyor. yani? Yapıyor. O da tamam o standarda uygun bir şey yapmasını beklerim ben. Eğer yapıyorsa problem Hatta yok. Daha, Yapmıyorsa eleştiririz. Daha iki Tabii ay önce ikana... bir uluslararası kuruluş en güvenilir e, bu bu tip kendi kulvarında en güvenilir kuruluşlardan biriyle. Ya TÜİK başkanı çıksın desin ki kardeşim ben Almanya nasıl enflasyon hesaplaması yapıyorsa Amerika nasıl yapıyorsa ben de aynı standartlarla yapıyorum. Kafama göre aa domatesin fiyatı çok artmış domatesi koymayayım patlıcanı koyayım diye bir şey söylemiyorum. Ya, ama bir de ya, orada var. Kadar Bakın fiyatlar Hakan Bey, tabii Ahmet Bey. Hakan yani enflasyon birden diyor, ikiye çıkınca yer yerinden oynuyor. Peki Türkiye'ye özgü bir enflasyon hesaplaması mı yapılması lazım TÜİK'in? Yani, yani, bir standart yok mu? Hayır, mi? hayır. Da. ben var, şey Ama Hakan Bey'in söylediği şey olur. çok anlamlı bir şey. Diyor ki ya sen vatandaşın temel ihtiyaçları üzerinden bir hesaplama yap. Ya bir enflasyon. Şöyle bir şey yok mu? Ya, bir da, dakika, ya da şunu yap diyor. Yani... Ya so, bir question şu bak. Enflasyon hesaplaması bir teknik mesele değil midir? Evet. Ya? Ya bunun bir tekniği yok mu? Kafana göre yapamazsın yani. Yapamaz. Vatandaşın Gün nasılsa ihtiyaçlarına önceki... göre yap diyemezsin ya da. Enflasyon düşük çıksın ona göre yap da diyemezsin. Bilemiyorum e, çünkü eskiden öteki o ülkelerde sepetinde ne vardı şimdi ne var bilmiyorum. Ha ona bakmak lazım. O kadar bilmiyoruz. Şey yani. Ona odaklanalım. Ya mesele şu şimdi öteki Hakan Bey kira ülkelerde fark o kadar Hakan olmuyor. Hakan Bey, Hakan Bey peki kira nasıl mesela enflasyon hesaplamasında kira var değil mi? Var. Eğer TÜİK hesaplamasında inşaat malzemeleri olmazsa Tamam. Hı hı. İnşaat artarsa kira da artar. İnşaat maliyetleri artarsa. Hı hı. Birbirini tetikliyor. Yani dolayısıyla... Bir mantığı o, olması lazım. O paketteki oğlum. yani o hesaptaki her şeyin bir karşılığı var. Yani e, temel gıda maddeleri. Akaryakıt artınca onun da fiyatı artar. Ama art. inşaat, dolayısıyla siz, inşaat üreticiye giriyor. Üretici şimdi bakın fiyatlar. dolayısıyla evet. siz sadece... E, temel gıda maddelerini baz alarak bir enflasyon rakamı açıklayabilirsiniz Ama o zaman işte temel e, enflasyon rakamını bulamıyorsunuz Arkadaşlar bunun bir bilimsel metodu yöntemi vardır ya Gıda yönt fiyatları enflasyonuna Hakan bakarsınız Bey, için bu sıkıntılı soru geliyor Haklısınız başka ülkelerde bilmem süt %100 artarken toplu yine %10 artmıyor Ya biri %50 artıyor Doğru. biri de %40 artıyor birbirine yakın artıyor Burada bu oransızlıklar var ama ikinci bir mevzu var. Bununla da çok bağlantılı. O da şu. Şimdi vahşi kapitalizmin bir huyu vardır. Kaybetmeyi hiç sevmez. Tamam mı? Bunu herkes bilir. Bir buçuk yıl boyunca sermaye, insanlar diyelim, sadece büyük sermaye değil, esnaf da dahil buna, çok ciddi para kaybettiler. Bütün dünyada bu, Türkiye değil. Pandemi nedeniyle. Evet, pandemi nedeniyle zaten. Alışveriş yok. Herkes evine kapanmış. Eğlence yerleri yok, turizm yok. Bitmiş bir dünyaydı. Herkesin evinde yaşadı. Ancak süt ekmek aldı falan. İyi de sektörlerin yüzde yetmişi amiyane bir tabirle söyleyeyim geberdi mahvoldu. Duman oldular. Şimdi burada sıkıntı şu. Maalesef bu açığı kapamak için suni fiyat artışları yapıldı dünyanın birçok yerinde. Size şöyle bir örnek Ne demek istediğimi anlayın. Bakın normalde insanımızın büyük çoğunluğu bir ceket kaç liradır normal bir dükkanda? Yani 500 liraya da var, 1500 liraya da var, 3000 liraya da var. Tamam mı? Veya 4000 liraya, 5000 liraya da var. Fakat bazı ünlü markalar vardır. Şimdi isim veremem reklam olacağı için. Ama böyle 20-30 tane ünlü marka var. Mesela şeytanın giydiği birisi değil mi? Ha mesela yani <laughs> ünlüler. Tamam. Şimdi bu markalar bizim toplumumuzun maalesef, maalesef demeyelim bir alışkanlık da olabilir. Bu saygı duymak lazım. Yüzde biri bu markaları önemser. Biri ama. Şimdi bakın ben size bir fiyat ölçüsü vereceğim. Neden e, kayba razı olmayıp suni kazanç yani o bir buçuk yıllık kaybı kapatma isteğinin vahşi kapitalizmin görüntüsünü söyleyeceğim. Şimdi marka bir ceket, isim veremiyorum. Bundan bir buçuk yıl önce 7500 lira. Ünlü bir marka bu. Çok ünlü bir marka. Aynı ceket bir buçuk yıl geçti şimdi üstünden. Benzeri ünlü markalar da öyle. 10 bin civarı, 12 bin civarı falandı böyle marka ceketler. Erkek ceketinden bahsediyorum. Kaç oldu? Şu anda kaç para biliyor musunuz? 75 bin lira. E alma abi. Almıyoruz zaten. Kimse almasın ya. Yani. Yani. 75 bin lira cekete para verir Hayır, mi ya? Hayır konu o değil. Konuşunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sizin kumaş maliyetiniz <laughs> bir buçuk yıl öncesine nazaran istediği kadar artmış olsun. Ya olur mu öyle şey ah. hakikaten ya? 7500 ah. liradan 75 bin bir lira. Bir ceket 7500 liradan 75 bin liraya çıkmaz. O yüzde birin şımarıklığına seslendiği için, o çok zenginlerin şımarık alışveriş şeyine seslendiği için duygusuna, adam 75 bin de verebiliyor bir cekete yani. Orada o öyle bir duyguya tabii. Onlar hitap bile ediyor. sinirleniyor da şimdi. Yani, o Ama çok, hani ne, ya çok kolay veriyor canım tabii ki. Almazsın. Ya giriyor, yani, 400 bin liralık ceket pantolon alıp çıkan da var. Bu ayrı bir şey. Şunu demek istiyorum. Şimdi bunu bu tür maliyeti 10 misli artmadığı halde kaldı ki artsa bile 7500'den 75.000'e çıkmaz. Ama bunu mecburi orta gelir grubu esnafımız ve küçük esnafımız da yapmak zorunda kalıyor kendi çapında. Niye? O da bir buçuk yıl feci kaybetmiş. Nereye varacaksın? Boşlanmış. Kredi kullanmış. Eleman çıkartmış. Bilmem ne yapmış. Yani insanlarda büyük çoğunluğunda, bu sadece vahşi kapitalizmle de açıklayamayız, bir buçuk yıllık kaybını telafi etmek için fiyat artışı forsajı oldu. Yani kuvveti bastırdı insanlar. Mesela 40 liraya satabileceği bir şeyi, ya herkes fiyat arttırıyor, 70 diyeyim ya deyip satmaya devam ettiler. Şifahiş fiyat oradan için. çıktı biraz daha. İşte olur bakın bu bir buçuk yıl boyunca bu Türkiye özgü değil. Bütün dünyada böyle oldu. Zaten o. Markayı benim. onun için verdim. Ha, o marka zaten İtalya. Ama evet. gıda Bravo. sektöründe. Bu markalar sektöründe, mesela İtalyan, Fransız Hakan falan. Bey, gıda sektöründe bu söylediğiniz olmadı mesela. Yani gıda sektörü pandemi süresinde de e, son derece iyi iş yaptı. İnsanlar e, tüketti yani. Gıdayı tüketti. Evet. Bakıyorsunuz. Ama işte çok özür dilerim. Turgaycığım bak bir şey söyleyeyim Turgay Bey. Televizyondaki reklamlara dikkat et. Hı hı. Bundan 3 yıl önce reklamların %80'i bankalar, evet. büyük holdingler falandı. E satışla ilgili tamam mı bir şey getirip götürmeyle evet. ilgili reklam bulamazdın. Şu anda reklamları izle. Bravo. Yarısı bunlar. Peki bu ne anlama gelir? Reklam geliyor? veren ne anlama gelir? En çok kazanan Kazan. anlamına gelir. Peki. Tamam. Bir de ne anlama gelir? E-ticaret yapıyorsa bir işlek caddede, bir AVM'de bir, bir büyük kira ödeyerek bir işletme sahibi değildir ki öyle zaten. Bravo. Ee, kira ödemeleri düşüyor. Kira giderleri az. Personel Gerçi giderleri var az. Da. Birçok giderleri az. Fakat orada bir yani bana hiç kimse 5 litrelik zeytinyağı fiyatını, diye özür diliyorum. Ayçiçek yağının fiyatını 250 liraya çıkmasını izah edemez. Yani bu Yok, vahşi ben kapitalizm işte, bile, insanoğlunun eyvallah kayba tahammül edememesi diyorum. Bak, Bak psikolojisini emin, anlattım. Anlıyorum. Birçok sektörde öyledir ama gıda sektöründe böyle değil. Yani 5 litrelik ayçiçek yağının üzerine 250 lira etiket koyan bir zincir market sahibi ne yönelik eleştirimiz şey vahşi kapitalizm böyle zarar çıkarmaya bir buçuk çıkarmaya, yıl satış yapamadılar. Evet. Bu kurtarmıyor onu. Çünkü bir buçuk yıl yaptılar satış. Yaptı bir buçuk yıl harıl harıl satış yaptı. Yani bakın şimdi şirketlerin, bu zincir marketlerin, bu üretici satan marketlerin son. Dördüncü çeyrek bakın birinci çeyrek karlıydı. Bu arada 1. marketleri çeyrek. katmadım ben. Anladım. Esnaf dediğim anladım, anladım. de esnaf. Eyvallah. Anladın mı? Ben, ben size eyvallah diyorum. Herziler elbise dikemedi ya. İlave bir, bir şey ya. söylüyorum. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek. Şimdi dördüncü çeyrek gelecek bir hafta on gün sonra göreceksiniz. Korkunç karlılıkları var bu marketlerin. Var. Yahu evet, buradaki doğru. sorun bir buçuk yıl satamadılar. İşte bu açığı kapatalım dedilerle izah edilebilecek bir şey değil. Açığı bir kapatalım buçuk... dediler demiyorum. İnsanoğlunun içindeki aç anlatmaya çalıştım. Yok, bir buçuk yıl eksik kazan. Ben buna da... Sonra da saçmalama. Haten Hayır. illa İlla o bir buçuk yıl ben buna eksiğini buna kapatacak. Ama... Vahşice kapatacak. Ben serbest bu Anlatmaya çalıştığım bu. Serbest rekabet bu. yok mu? Ben sizin söylediğimize... ama de... yani bu kadar da... Ya kartelleşme Abi mi var burada? Abi kuruş eksik kazan Nerede kartelleşme Kartelleşme var. O zaman kartelleşme ay çiçek... varsa iktidar nerede? Müdahale etsin. Evet. Ayçiçek yağını. Ya kartelleşme suç varsa söyleyeyim. iktidar müdahale çiçek... İşte Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in kapısına gideceğine o kartellerin kapısına dayanacaktı. Ya yarın da kartellerin kapısına Dayansın, dayan. Dayansın da. kapısına onlara. dayanacaktı. Yani şimdi 250 liraya inir. 5 litrelik ayçiçek yağını <laughs> 250 liraya satan adama Vicdansız demek yani ben size itiraz etmiyorum üstüne bir şey söylüyorum. Benim anlattığım bu zaten, He. bu söylediğin. Bu vicdansız demek işte e, vahşi kapitalizm demek kurtarmıyor daha beter bir şey bunlar yani beş lirlik ağaçlık. Vahşi kapitalizm, kapitalizm ya. diye tanımlanıyor He. bu yani. O bile izah edemez. ya bu bunların ki ihanet bu ülkeye ihanet ya. Yani fiyat bunların ki ihanet. Marki, bile ki yani. ihanet. da böyle yapıyor turgay. Bu, bunu bunu da da bir yani. dakika. Yok Bülent Bey bir şey diyor. Bu Fiyat farklı yani fiyattaki artışları marketlere bağlamak yani gerçekten <laughs> sorunu başka bir mecraya taşımak biraz da yansıtma oluyor. Yani Türkiye'de serbest piyasa var. Eğer birisi 250'ye satıyorsa 220'ye satandan giden alırsın. Öyle bir kartelleşme de yok. Dediğiniz noktada bazı uyanıklar olabilir. Siz, siz hiç baktınız mı? Ben baktım. Ezbere ya. mi konuşuyorsunuz? Ya hayır. Her zaman gidiyorum markete. Bakın. Zincir marketlerin yani, şu marka, şu firma, şu firma, şu firma, şu firma zincir marketlerin. Ya pazara gidiyorsun. etmiyor halka açık, açık pazara. bakın. Bu söylediğiniz öyle olmadığını göreceksiniz. halka pazarlara gidiyorsunuz. Orada da aynı şey var. Ezbere konuşuyorsunuz. Ya hayır ezbere konuşmuyorum. Şu marka, şu yani şu ya market, değişmiyor. şu market, şu market, Konuşta şu market. bir üretim maliyeti Üretim maliyetinin üzerine karını koyuyor satıyor. 49 lira 65 kuruş. Yahu o 249'a satsın bari. Hayır, ya satmıyor. Siz elektriğe kaç lira zam yaptınız ya? Bakın, bir başka yüzde bir şey kaç zam yaptınız? Akaryakıta şey. yüzde kaç zam yaptınız? Marketçi kaç lira zam yaptı? Bütün bunların hepsinin maliyetini değerlendiriyorsunuz. Ben onlar işte ya. bak tak El, bence yani, hata. Bak, onları hata. Onları koymayınca toparlayamazsın bazen. 50 liralık ayçiçek yağını 250 liraya çıkarmış ve siz bunu savunuyorsunuz öyle mi? Ya ben bunu savunmuyorum. Ben diyorum ki yani Bu, ve bunu siz akaryakıta bakın. yapılan zamla izah ediyorsunuz öyle mi? Ee, 50 liradan 5 ki, kat fiyat artışının Hayat pahalılığının sebebi 3 tane marketçiye bağlanamaz Bey, diyorum. 5 kat fiyat sebebi belli. 5 kat. Sebebi kurları patlattın, şuna maliyetleri yukarı misin? çıkardınız. Şuna cevap verir misin? Bugün e, ihracat rakamları öyle değil mi? mi? Yani Türkiye'nin ihracat rakamları, ithalat Bident rakamları Bey, şuna cevap baktığınız zaman musunuz? ithalatta en büyük girdi nedir? Gıda girdisi. Bey şuna Yani onların hepsi kur üzerinden geliyor. Lira, siz o kurları bu kadar yükseltirseniz fiyatlar da yükselir ve oradan ithalat Bana bunu matematik olarak Gıda, gıda olamaz Bülent Bey ya. Yo var bugün Ener, yani enerjidir o, yani Türkiye'nin. Hayır hayır. Enerji, enerji dışındakini ya. söylüyorum yani. Baktığınız ya, zaman arada, oradaki ithalat rakamlarına baktığınız zaman e, büyük bir kısmı gıdayla ilgili şeyler yani. Ama Siz açıklanan ihracat rakamlarından Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırdığı gerçeğini görmediniz mi? Cumhuriyet tarihinden en yüksek ihracatını gerçekleştirdik 2021 yılında. Yani Türkiye Cumhuriyeti 225 e, bir akış içerisinde sevgiseniz her zaman olur yani, daha bu öncesinden, bakın, öncesinden daha ileriye gidecek. Dünyanın ülke gitti, toplam, yani. dünyanın ya, toplam ihracatında daha ileriye gidecektir yani. <laughs> Hay toplam ihracatta aldığınız fayda. Yok. Yani rutinin parçası diyor. Rutinin yani bir parçası. Hangi bir... rutin? Hangi? Ya bir rutin? de dünyadaki dünyadaki diğer ülkelerin <laughs> ihracat rakamlarına hangi bakın. Rutin? Orada <laughs> da aynı patlama hangi var rutin? yani. 100 <laughs> milyar dolarlardan almışsınız. Hepsinde var. Nerede? Nerede Abi, var? Nerede vardır? var? Bakın bak, orada şey. rakamlar var. Ya bir gösterin. Rakamları bir gösterelim. Ya ben Onur Bey'i dinliyorum. Yalnız şu Twitter'da rekor kırarsın. Türkiye ile ilgili bir şey söyleyeyim, bir patayım. Ya bakın. Türkiye savunmak da bize düşüyor. Ee, i̇nşallah TÜİK Başkanı bir gün çıkar açıklama yapar i̇nşallah. Şimdi TÜİK'in e, kendi sitesinde bakın şu yazıyor Türkiye İstatistik Kurumu Avrupa İstatistiki Veri Desteği Programı Avrupa Birliği ile işbirliği kapsamında Bu programın içerisinde kendi kafasına göre enflasyon hesaplaması yapmıyor Avrupa Birliği ülkeleri OECD ülkeleri nasıl bu enflasyonu hesaplıyorsa Bağlı bulunduğu yer itibariyle TÜİK de öyle yapıyor bunu ama Türkiye'de bütün kamu kurumlarını itibarsızlaştırma, her şeyi bir şekilde değersizleştirme anlayışı son yıllarda çok birim yaptığı için tartışmada bu minval üzerinden gidiyor. Maalesef... Onur Bey siz konuya... E ihracat rekoru dendiği anda girmek istediniz neden? Hayır daha önce girecektim. Orada dayanamadığım nokta geldi. Yoksa ya neden dayanamadınız? Yalnız yani. dayanamadığınız e, nokta neydi? Finans şimdi, bilimini gömdü Onur Bey. Şimdi dinleyelim. Yok şu daha, daha konuşmadı gömmedi, daha ki. Şey Konuştu demedim. siz duymadınız. Ne dedi? Doları 25 yaparsanız e, bu ihracat rakamı katlanır evet, dedi. Evet tam olarak ya, onu söylüyorum. Türk, Türk lirası karşılığından bahsetmiyoruz. Dolardan bahsediyoruz. Türk lirası karşılığında bahsediyoruz. Şöyle. Neyi neyi tartıştığınızı şu, anlayamıyorum. Şunu hemen ifade edeyim. Hemen çok basit aslında. Yani siz ne diyorsunuz? Turgay Bey ne diyor? Baş, anlamadım. dolar bu. artarsa Bir değil, başa Türk döneceğim. Lirası çok boğa yani. Çıkar diyor. Do, e aynen ama, öyle. Ama biz Türk lirası olarak demiyoruz. 255 dolar bazında milyar diyor dolar. Turgay da dolar. Yani, o da, da diyor evet. ki dolar bazında e, tabii, yani, yani Turgay Bey'in kaçırdığı nokta şu. Bizim bütün ihracat kalemlerimizin aşağı yukarı %75'i ithalat girdisiyle şeyle bağlı. Yani biz ihracatımız artarken tabii ki sevineceğiz. Yani sevinmiyor değiliz ama bu noktada bazı hakikatleri de görelim. Aynı noktada ithalat kalemimiz de artıyor. Bir kere burada bir hani başarı şeyi falan yok. Yani başarı hikayesi falan yok. Bu bunu söylemeye çalışıyorum. Bak bir saniye. Bir, bir saniye. şey daha çok özür diliyorum. Estağfurullah. Buyurun. Bundan 10 yıl önce tam o rakamı birazdan veririm size. Kilo bazında 0, diyelim ki 50 kilo yani 0.5 kilo, yarım kilo hı hı. ihracatımız bugün 1 kiloyu aşmış, tamam mı? Bakın, ben size hani rakam beğenmiyorsanız şey olarak e, dolar üzerinden bir Hayır, rakam Ben beğenmiyorsanız, net rakam üzerinden konuşuyorum. Ben size ben size öbür türlü de rakam vereyim. Aslında, yani kilo bazında da ikiye katlanmış. İşte tam sorun bu. Ya Çin orası sorun burası Çin sorun. Hayır bakın ifade etmeye çalışıyorum. Çin'in bu noktada şey şunu biz, yağmur yağdı sünger ihraç ediyor. Ama, 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 şunu teslim etmezseniz ülkemizi bir adım ileriye götüremeyiz. Yani hep biz en iyisini yapıyoruz. Başkaları böyle bir nokta yok. Ben aksini de söylemiyorum. En kötü de değiliz tamam ama bir hakikati bir masanın ortasına koymak zorundayız. Sizin ihracat kalemlerinizde yüksek teknoloji kaleminiz yüzde üç buçuk. Çin'in ihracat kalemlerinde yüksek teknoloji kalemi yüzde otuz siz o, o yüzden kiloyla hesap yapıyorsunuz. Kiloyla da ihraç edersiniz. Adam bir tane bir Hayır. telefon ismi vermeyeyim bir tane telefon ihraç eder. İşte o rakama gelir. Başka ama, bir noktaya ama, geleceğim. Ama, ama öyle, öyle, değil. Sa bu, bu <laughs> ihracat rekoru içerisinde e, teknoloji, siyasi, şu su, bu su çok ciddi yer tutuyor eskisi gibi değil. Savunma sanayi. Savunma yok. sanayi. O tutmaz yapmayın. mı elbette ki? Sadece yetmediğini söylüyorum. %3 söyleyeyim. falan değil yani. Şu, Hayır, şey Türkiye'deki toplam ihracat kaleminin %3,5'udur. Şey 2020 verilerine göre e, yüksek teknolojili 2021'de %2,5'a yaklaştı. Yani indi anlamında söylüyorum bunu. Bundan hani bir siyasi malzeme çıkartmak için söylemiyorum. Bu hakikatler Pardon, bir şey şimdi diyeceğim. Yüksek teknolojili ürün mü? Önem katma değerliyorum mu? Eee katma değerli değerliyorum önemli. E, katma yani, değerli ürün önemli. Bey. Ama yüksek teknolojili Onur ürün Bey. katma değerlidir. Şimdi sizden bir devam siz Devam edin ama bakın ya lütfen e, belki takip etmediğiniz için bilmiyorsunuz. Yani Türkiye sadece buğday ihraç eden bir ülke falan değil. İyi tabii. Siz bitirin. de ben... verdim. Başka bir şey söyleyelim. Zaten onu söylemek de verdim. Ben neler, sadece böyle mi söyledim? Bakın ben Türkiye'nin neler sattığını, neler ihraç ettiğini Peki, çok kısa okuyacağım. Onur Bey, Aşağı şimdi, ihracattan çıkalım. Aynen bir yüzde çıkalım. Yüzde 30 kaç çıktı enflasyon? 36. Yüzde 36.08 çıktı. Şimdi enflasyon yüzde 36 çıktı. O. Memur emekli maaşlarına yeni bir zam geldi. Cumhurbaşkanı açıkladı. Bu konuyla ilgili görüşleriniz var. Çok güzel. Yani tam olarak aslında oraya gelmeye çalışıyordum. Şimdi <laughs> e, %36.08 nasıl belirleniyor TÜİK verileriyle? Önce ona bakmak lazım. Bu anlamda Hakan Bey'in yanında TRC'ye de atmak istemiyorum. İstatistik bilimine de böyle rahmet okutmak istemem ama şu çok önemli. Elbette ki TÜİK evrensel kriterlere göre bir şeyler yapıyor. Ama şöyle varsayın, şöyle daha kolay anlatayım. Uzak Doğu'da mesela sushi çok önemli bir kalem. Uzak doğudaki suşinin çarpan etkisiyle Türkiye'deki suşinin çarpan etkisi aynı değil. Doğru, doğru. Mesela Türkiye'de şiş kebaba bakılabilir aynı çarpan etkisiyle. Şimdi biz Aralık ayı enflasyon oranını belirlerken çarpan etkisi değerlendirmesi yaparken elbette ki domatesin çarpan etkisi daha fazla ama o işin içinde tenis topu var. bimpon topu var. Bikini var mesela Aralık ayında bikini giyilmez. Bunlar var bu bazı verilerin sorgulanmasına yol açıyor. Şimdi ben bu soru işaretini bir yana bırakıyorum. TÜİK verilerinin tamamen bilimsel ve güvenilir olduğu varsayımıyla devam etmek istiyorum. Çünkü en azından %90 bilimsel yani bunu kabul etmek zorundayız. Bir %10'luk bir kızdığımız eleştirdiğimiz nokta olsa da. Şimdi bugün %36.08'i bulmuş TÜİK enflasyonlar oranı olarak TÜFE'yi. Şimdi burada en tepede bir ortalama alınıyor ulaştırma var yüzde 53.66 ulaştırmanın şeyi e, enflasyon oranı. Ha bak böyle ayrı kalemler var doğru. Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 43.80 en önemli kalemimiz. Ev eşyası 40.95 lokanta ve otel yüzde 40.85. Bunlar en yüksek kalemlerdi ama en çok ihtiyacımız olan kalemler. Şimdi bu oranı... E, zaten tabii, peki bir dakika bikini nerede? E, bunun için yok. Bunların için de mesela giyim ve ayakkabının için Ama zaten diyorsunuz. yekünü esas temel ihtiyaçları Hayır almış şöyle giyim ve ayakkabı diyelim. Giyim ve ayakkabının içine bir çarpan etkisiyle bikini var anlamında söylüyorum. Evet. Bu genel kalemler için. Şimdi ben o ayrıntıyı bıraktım genel üzerine. Çünkü ayakkabı yüzde yüz artarken bikini diyelim yüzde on artıyor ama çarpma ortalaması e, da bu o, çıkıyor. Kesin Atıyorum. biliyor musunuz? Var mı? Şu anda şey var. TÜİK'in web sitesinden aldığım e, bikini şey. Bikini var mı orada? Bikini var ama şey. Bikini, Vardır, o oran oranın her ülkeni. kalemi koymak Olmak zorunda da. bikini bu arada. Japonya'da da bikini var. Tabii ki olacak. Sadece ama, çarpan ama etkisinde olur şey. olur yok. mu işte TÜİK bizi kandırıyor bikini oraya koyarak. Yani ben öyle bir şey söylemedim. Japonlar mı? yapmış ama. Ama öyle anlaşıldı. Hayır kandırıyor. Zafer Bey şimdi hiç söylemedim öyle bir şey. Yani, e, ama işte, öyle bir anlam yok yok. öyle bir şey söyleme. Onur Bey onun çarpan et. Bir dakika ya şu meseleyi çözelim. Siz devam edeceksiniz kaldığınız yerden. Siz bu konuyu kapattınız ama ben daha devam ettirmek istiyorum. Yani siz e, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon üzerinden bir yorum yapacaksınız. Ama TÜİK'in açıkladığı şu enflasyonda bikininin çarpan etkisinin fazla olduğuna dair elinizde bir veri var mı orada Ya pimpon topu 10 yıldır yok mesela sepette biliyorsunuz değil mi Yani pimpon topu, tenis topu değil efendim yani, hayır, yani var mı futbol senin... topu 10 yıldır yok mesela sepette Bakın, bilgi ben resmi bir bilgi bunlar, olarak biliyorum. bunlar örneklem yani bunun dışında mesela ataç dedik biraz önce değil mi Burada mevzu bahis olan şu Onur Bey bunu siz farazi olarak Farazi mı... olarak örneklem yapıyorum şu anda size Bak. Bunun bir resmi verisi yok mudur? Hani baksak var Mutlaka mı yok var. mu? Mutlaka var. TÜİK yani şu anda önümde yok. Ok var şuradan S okuyabilir yani. Şu, şu anda okuduğum başta daha genel bir veri. Bunu okuyacağım zaten şimdi size ama eğer TÜİK'in web girerseniz bunlar gizli saklı veriler falan değil. değil. Tabii ki Evet, biz, evet benim, de, ben, de, ben de öyle biliyorum. Tabii tabii değil. Ya hatta şu da var. Bu eleştirdiğimiz kalemlerin TÜİK verisi içinde olmasında da sakınca yok. Biraz şöyle oldu Dünyadır galiba. Her yerinde bunlar olur. Onur Buradaki Bey, şeyim, çok özür dilerim. Şöyle bir Şunu şey çıkıyor. daha iyi anlayacağız. Şöyle bir şey söyle, söyleyebilirim. Yani burada bir e, ya TÜİK yüzde yüz acayip doğru şaşmaz doğru demek de mümkün değil belki. Demiyoruz Ama zaten. Bu kadar abartılı bir şekilde. O kardeşim sen bunların yüzde 36 5 36 dediğine bakma. O yüzde yüzlere vardı enflasyon falan. Ama Denmesi de bana abartılı. Oradaki yani. mesele şu. Göndem, Kıvam kaçması var. Göntem hiç değişmiyor. Belki bir 120 so, saniye Sorun burada, aslında. itiraz burada. Yani TÜİK dün hangi yöntemle yapıyor idiyse bu rakamı ortaya çıkarıyorsa bugün de aynı yöntemle. Ben Onur Bey'i de Bülent Bey'i de rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Zeytinyağı atıyorum 60 ol, 60'dan 200'e gelmiş, 250'ye gelmiş. 4 kat artmış. Şimdi denebilir ki ya zeytinyağı fiyatı %400 artmış. %36 enflasyon nedir? Şimdi bu başka bir şey ama şunu kabul etmek lazım ki TÜİK kafasına göre bilimsel bilimselliğin dışında bir iş yapmıyor. Peki 10 Onur yıl Bey. önce nasıl bunu buluyorduysa bugün de aynısını buluyor. Bir şey söyleyeceğim devam edeyim çünkü bilimsel veri üzerinden devam etmek zorundayım. Önünde de TÜİK'in verdiği şey veri var herhalde evet. Bak TÜİK'in bugün yayınladığı şey yani ben bunu web sitesinden aldım. Dışarıdan falan bir yerden getirmedim. Diyor ki gıda ve alkolsüz içeceklerin artış oranı %53.66. Ee, özür dilerim 43.80. <laughs> Ulaştırmanın artış oranı %53.66. Ev eşyası 40.95. Lokanta ve oteller 40.85. Diğer kalemler var. Onlarla şey yaptığımız zaman bir ortalama yaptığımız zaman TÜİK biraz önce bahsettiğimiz enflasyon oranı olan %36.08'i buluyor. Şimdi gelmek istediğim nokta şu. Mesela bu o enflasyon oranı ne düşürmüş? %36'ya. Mesela haberleşme düşürmüş. Bunu tespit etmemiz cep telefonları. %8.76 eğitim düşürmüş. Yani Oradaki artış az zam yapılmış. Az orada. zam yapılmış hmm. onlarda. Mesela %17.23. demin anlattığım bu az. Aynen. Alkollü içecekler ve tütüne %20. İşte giyim ve ayakkabıya %20.13 zam yapılmış. Şimdi buraya baktığımız zaman gelmeye çalıştığım şey şu. Hani memur zam artışları noktasında %30'sa %29'dan iyidir. Bunu kabul etmek lazım. Teslim etmek lazım ama... Neyden kötüdür? %31'den kötüdür değil mi? Bir yani, matematik bilimi yani. Şöyle, ev, ev kiralarının artışı da ama, %30, %31'den iyidir. Şöyle ifade Yani mi? başka bir sürü kalem örneklendirebiliriz. Bakın, bakın şunu söyledim. Özellikle saydım bunları. Belki ben ifade edemedim. Tekrar edeyim. %36.08 ortalamanın üzerindeki kalemler şunlar. Lokanta, ev eşyası gıda ve içecek, alkolsüz içecek ve ulaştırma. Dar gelir grubunun, alt gelir grubunun en yüksek kalemleri bunlar. Dolayısıyla belki daha yüksek orta ve üst sınıfa için belki şey doğrudur. E, Reel enflasyondan etkilenme oranı doğrudur 36 nokta. Ama alt gelir grubunun en çok, verilerine dayanarak bu yorumu yapıyorum. Alt gelir grubunun en çok kullandığı şeyler lokant, adam işe gidiyor öğlen yemek yiyecek lokanta. Bir dakika, Onur Bey, vatandaşın hissettiği enflasyondan kasıt da bu zaten. Bu zaten. Evet. Ama bu vatandaş o ayda 40, 50 bin lira kazanan birisi değil. Ayda işte 4250 lira asgari işte kazanan. İşte orada 1500 lira için. olan emekli maaşını %70 gibi bir e, rakamla 2500 liraya getiriyor mesela. Orada da e, dediğiniz gruplar için bir pozitif e, ayrımcılık var. Ama yani. şunu da beklemeyin bizden. Yani elbette ki yapılanı takdir etmek durumundayız ama yapılanın mükemmel falan olduğunu düşünmüyorum. Ama bunu söyledik ya. E, ben, ama ben başta söyledim zaten. Ben e, ben ki, söyledim. Yani mutlaka 29'dan iyidir dedim. İnsanlar daha çok 5000 e, lira alsın. Keşke en düşük emekli maaşı 5000 lira olsa. Keşke şey şimdi bakın bir çekindiğim bir hususu da müsaade ederseniz anlatabilir miyim? Belki orada size katkıda bulunurum. Belki siz bir şey eklersiniz. Şimdi buraya kadar alt gelir grubunun daha çok etkilendiği kalemlerin TÜİK ortalamasının üzerindeki kalemler olduğunu ifade ettim ya. Bir korkumuz daha var. Bakın bu bir uyarı, bu bir eleştiri değilse elbette ki eleştiri ama yönetenlerin, ekonominin, gemisinin dümenini tutan insanlara bir bir alarm da bu. Muhalefetin yapması gereken şey de bu. Bakın biz sadece tüfeye bakıyoruz. Aslında tüfe dediğimiz şey enflasyon oranı. Bir de üfe var. Üretici fiyat endeksi. Biz TÜFE'yi %36.08 açıkladık bugün TÜİK verileriyle. ÜFE'de üretici fiyat endeksi de %79.89 açıklandı. Bunun ne önemi var? Şimdi bugün bir e, asgari ücretli biri olarak benim evimden çıkan maliyet burası %36 aşağı yukarı belli. Her ne kadar eleştirsem de gerçek oran ellere yaklaşıyor desem de ama %36'yı kabul etmek durumundayım. ÜFE'nin şöyle bir şeyi var. Üreticinin maliyetinin 2021 yılında nasıl arttığını gösteriyor. Bu şu demek? Bakın Aralık ayında çok keskin bir artış var. Ki or, kaç şey, olmuş üretim? E, şu anda %79.89. Ee, bu şu anlama geliyor. Üretici kendisine yansıyan bu maliyeti birkaç ay sonra tüketiciye yansıtacak. Bu bir matematiksel veri, zorunluluk bu. Siz de olsanız yansıtmak zorundasınız. Ben de olsam yansıtmak zorundayım. Bu noktada bu yansıtmayı aldığımız zaman 2022 yılında özellikle alt gelir grubunun reel anlamda enflasyondan etkilenmesi şu konuştuğumuz rakamların da üzerine gelecek. O farkı da vereceğim diyoruz zaten. O fark... Mesela asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Yüzde 50'nin üzerinde değil mi bir tık? 53 galiba. Hadi. 53. Evet. Sizin verdiğiniz rakamlar 46. Şimdi bunlar gözetilmemiş değil, gözetilmiş. Parantez açıyorum. Gönül ister ki asgari ücret 10 bin lira olsun. Parantezi kapatıyorum. Yani sizin o Dikkat çektiğiniz kısımlara ilişkin zaten o gözetilmiş yani dar gelirli o alt gruplara ilişkin işte asgari ücret enflasyon oranında arttırmamış, onun üzerinde arttırılmış. Turgay bey, burada anlaşamadığımız nokta ne biliyor musunuz? Ben aslında şunun farkındayım. Hepimizin olduğu gibi vicdanlı insanların olduğu gibi hangi hükümet olursa olsun tabii ki iyi yönetmek ister. Her şeyin başında alt gelir grubundan oyalıyorsunuz çünkü sayı çok fazla. Dolayısıyla oraya bir şey vermeleri kadar ya da bir şey vermek istemeleri kadar doğal bir şey yok. Ben demiyorum ki hangi hükümet olursa olsun, önceki hükümetlerde dahil olmak üzere alt gelir grubunda ezelim diye bir mantığı olmaz. Buradaki problem ve gelmek istediğim nokta da şu. Biz şimdi özellikle biraz önce neyi konuştuk? Bazı e, satıcıların, ticaret erbaplarının enflasyon oranının çok üzerine zam yaptığını evet. konuştuk. Aa, ama bakın burada da çuvaldızı biraz batırmak zorundayız. Yönetim sistemimize batırmak zorundayız. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Siz Demokratik Sol Parti'nin genel başkan yardımcısı. Evet. Sizin partide hayat var ya. E, teşekkür ederim sağ bu olun. Bu kadar saygılı, kibar ama muhalefetini de yapan bir üslup. Teşekkür ederim. Vallahi bravo. O, o yani sizin iyi niyetiniz Onur çok bey, teşekkür ederim. Onun bey. Neyse pardon. Beyeştir. Ben laf kestim. Çok sağ olun. Şimdi bu noktada hırsız aç, yani şimdi biz. Yani hem kal... muhalefet ediyor hem çok saygı gösteriyor. Bir, güzel bir üslup. Biz Hoş Bülent var. Bey de öyle. Bülent Bey, Bülent bey Bülent için bey öyle de, değil demedim ki. Partili olarak dikkat edin. Evet ettim. ya Bey Bey beraber, değil ki. hep beraber mesela Türkiye'yi bir felaket ortamında alev ile yanan bir ülke olarak gösteriyoruz gerçekten. Yok yok çok öyle, başarılı. Şey öyle Hakikaten öyle şey çok başarılıyız. Hayır hayır. Ya mesela ihracatta mesela ya. ihracatta hiçbir başarımızın olmadığını bu akşam öğrendik mesela ben. Benim için çok kıymetli ya, bir konu. Ya zafer öyle bir şey Rutin bir <laughs> gelişme olarak. Çok, çok ya <laughs> hakikaten hiçbir başarı yokmuş ya. Sizin dünya ihracattan aldığınız pay 0.14'ten %1'e gelmiş ama burada hiçbir başarı yokmuş mesela. Ben de devam edeyim mi? müsaade edin yani vakakten... şey çok kıymetli bir veri. Bağlamından koparmaya gerek yok. Gerçekten yo, yo. ben yani ihracat sö söyle, söylemediğim bir şey. 5 dakika oldu o konuyu konuşalım. Valla 10 dakikadır bir şey var. konuşuyorsunuz. Ya, hayır, hayır hayır o konuyu konuşalım 5 dakika oldu. Müsaade yani, Müsaade mi? Dakikadır hiç, konuşuyorsunuz hiç lafa girmedim Zafer Bey. Müsaade edin. Buyurun, buyurun İyi gidiyor ama. Buyurun. Tamam buyurun. tamam. Çok canım, yani, ya yani, ne yani, başarı, başarı falan yok gidiyor. ya. Tamam. Dolar 25 lira olursa yeni rekorlar kırarsın. Yani Onur Bey bence şöyle yapalım. Ya bir bir dakika bir konuşayım sonra valla bitireceğim. Söz veriyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey istemiyorum. Sürekli konuşun istiyorum ama. Ben şunu, ben şunu istiyorum. Ben sizi anlamak istiyorum. Yani siz ne diyorsunuz? Ez cümle. Yani sonuç. Sonuç olarak sizin teziniz nedir yani? Tezimiz i̇yi şu. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Tezimiz i̇yi mi şu. oluyor, kötü mü? Anlayamıyorum yani. Tezimiz şu. Sen. Elbette ki bir şeyler Öyle. iyi yapılmaya çalışılıyor. Ancak bu yeterli değil. Burada bakın e, polisiye tedbirlerle biz ya da kötü niyetli insanlara örnek göstererek. Biz olayı çözmeye çalışıyoruz. Halbuki kötü niyetli insanlar bu olayın tek sebebi değil. Evimize bir hırsız girdiği zaman hırsıza vay namusuz sen ne biçim hırsızsın diye kızarız ama asıl o güvenlik önlemini almayan kendimize kızarız. Yani, Kapıyı niye kitlemedin diye. Bu faiz fiyat artışları yapanlarla tamam mücadele edilsin ama hayır e... bu fazlası var. Siz neo, neoliberal düzene bırakmışsınız. Tam anlamıyla bir kapitalist düzeni yaratmışsınız. Adam kapitalizmin gereklerini yaptı diye kapitaliste kızıyorsunuz. Hayır öyle bir şey değil. Bakın yani bak bu tanımlama öyle genel geçer öyle genel bir tanımlama ki Allah aşkına ya diyorum ki 5 litrelik ayçiçek yağını daha 6 ay öncesinden 1 yıllık 6 aylık çekle almışsın milyon teneke koymuşsun depona ve Allah'tan kork adam 250 liraya nasıl satarsın Haklısınız. Hangi kapitalizm? Haklısınız. Hangi serbest Haklısın. piyasa? Ve bana şunu söyler misiniz? Çok haklısınız. Bir fırsat yakalamış kendince bir fırsat yakalamış doldurmuş onlar oraya daha parasını bile ödememiş çiftçiden iki buçuk liradan almış litresini daha parasını bile ödememiş ve bu adam kalkıyor 250 lira etiket yazıyor bunun üzerine ve satıyor. Peki bana söyleyin Allah aşkına bunun öncesi nedir? Yani bunun öncesindeki tedbir nedir? Ya bir anda yapmış bunu. Turgay Bey, hiç hesapta bu yok ki sizinle hırsızın hiç hırsızın hiçbir suçu yok. Turgay Biraz Bey, yani bu burada iktidar değil diyor bu, sorumlu. Bu çiçek yağını satan markettir diyor. Şöyle Turgay yani, Bey bu, bu dediği sorumlu Ya 200 liraya satmasın yani. be, Bülent Bey, satmasın. Yani, yani, ya. Halbuki diyor hiç diyor onun suçu yok. Turgay, şu, Turgay Bey bu söylediği örnekte Ya bu kadar hırsızın yönetiyor. bu kadar hırsız yok mu bu marketçiler? Hırsızın bütün bu hayat pahalılığının sebebi bu marketçiler. Akrabanız mı onlardan biri? Hiç akrabam yok market. Bakmak lazım. Yani bu kadar bu kadar haşin bir şekilde savunuyorsun. Hayır hiç. Ama Hayır, bir vicdansız fiyat artışları yani. yapanlar da var. Adam arabaları almış. Yani Adam temel arabaları olarak, Temel sorun olarak. Temel sorun olarak. bunun gösterilmesine, bunun üzerindeki algı çalışmasına faktör bu diye karşı çıkıyorum arksın. yani. Ben onu demiyorum ki fiyat artışı olabilir. Şu, şu 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 sebeplerle fiyat artışı olsun. Buna itirazımız olamaz. Nasıl olsun? bir bakarsın. elektriğe de zam yok. da zam yok. Ama Allah. Mesela Turgay Bey şunu söylese ya bu iktidar. Bu kuru düşürmek için önce de Merkez Bankası'nın rezervlerini sattı. Yine kuru düşüremedi. Sonra faizleri düşürdü. Kuru fırlattı. Asıl bunu yapmasaydı, ülkeyi doğru düzgün bir ekonomi politikasıyla yürütseydi de bu Merkez Bankası rezervlerini bu gariban vatandaşa ama, vermiş Ama böyle özellik. bir şey yok ki. Bunların bu, hiçbiri Bu sizin uydurmanız. Siz bu sizin bir, uydurmanız. Hayır benim uydurmamız. Hayır sosyal ya, medya çıktı. Bırak ekranda Bey. konuştu. Biz hepimiz buradaydık. 18 liradan 10 liraya düştü. Puan, liraya düştü. Yine bir bas puan, 100 bas puan faiz indirilmişti. Merkez Bankası diyor para şey yaptı diyor. E ne diyorsunuz sattı mı yani diyor. Merkez Bankası 128 milyar doları sırf kuru baskılamak için sattı şimdi öyle mi oldu? Ondan sonra e kayıptı yapamadılar. Bu, kayıptı. Tekrar faizleri kayıptı düşürerek. Kayıptı daha maksatını almış. Evine zannettiler. 128 milyar dolar. İşte önce dediler, dediler ki, içerisinde. biz kuru, için. Biz faizi düşürürsek Bak kuru yükselirse yükselsin. İhracatımızda bu açığı kapatırız dediler. Bu da olmadı. Şimdi? Buraya sonra döndüler. Şimdi e, şey bütün yükü gerçeklere, hazinenin üzerine verdiler. Gerçeklere, gerçeklere kulağınızı bütün bunların hepsi kapatmışsınız. Yanlış i̇şte ekonomi politikalar. yani bu Merkez Bankası'nın rezervlerini var, esperiniz var. siz bu garibanları aktarmış sürekli olsaydınız bugün bunları tartışmazdık yani. Üst üste yani. binmesin. Ben, <laughs> Şöyle bir, ben, ben bir şey söyleyeyim. Uyduruyor sorunu. Bülent Bey. Oo, 128 milyar dolar kayıptı. Şimdi ortaya çıktı bozul, bozulmuş. bozdurulmuş. Kayıptı derse. demiyorum. Diyorum ki bakın 128 milyar doları kurları baskılamak için sattınız arka kapıdan. Ya bu zaten açıklanan şeyler yani. Bu bir,